Dolayısıyla bunlar da oldukça etkileniyor. Yalnız sınırlılıklarımız nedir? Biliyorsunuz bu yerler aslında aynı anda çok kişinin bulunduğu yerler. Düşünün bir Topkapı Sarayı'nı. Yani aynı anda belki binlerce kişi bulunabiliyor. Fakat ne yazık ki buralar az tehlikeli sınıfta geçiyor. Ve sizin de takdir edeceğiniz gibi bu 2020 yılına ertelendi. Yani özellikle 56 çalışan işletmelerin çalışan olması durumunda mevzuat gereği. Bu da bizim bir handikap olarak karşımızda. Bu da uygulamanın bir sınırlılığı olarak karşımıza geçiyor. Ben yöntem olarak bu özellikle Japonya deneyimlerimden de istifade ederek town watching denilen bir uygulama var. Yani kentli izliyor. Bunu iş yerlerine de uyguluyorlar Japonlar. Bunun açıkçası biraz şeyini örnek vermek gerekirse mesela belediyeden uzmanlar geliyor. STK'lardan uzman, oranın muhtarı diyelim veya o bölgede yaşayan insanlar bölgeyi ziyaret ediyorlar ve ellerinde haritalar alıyorlar, fotoğraf makineleri alıyorlar, bir not defteri alıyorlar. Bu bölgeyi gezerek diyelim bu bölgede diyelim kanalda bir kirlilik var atıyorum veya bir çöp atılıyor veya bir toprak bir yer var, bunun kapatılması lazım ya asfalt olması lazım veya yeşil alan olması lazım. Bu gibi sorunları tartışıyorlar. Yine burada bir müze ortamındaki çalışmayı görüyorsunuz. Burada ortak bir sinerji oluşturularak eksik gedik tespit ediliyor ve özellikle iş sağlığı ve güvenliğine yönelik tedbirler de alınıyor. Mesela bizim böyle çalışmalara yönelik zincirleme etkiler de oluyor. Mesela tabelalarımızı astık biz, Atatürk Kitaplığı burası. Acil durum toplanma bölgesi levhamızı astık. Hemen akabinde bir zincirleme gelişmeyle mesela trafik müdürlüğümüz engellilere yönelik bazı işaretlemeler yaptı veya dubalar koydu. Yani bu tip olumlu şeylere de sebep olabiliyor bu tip çalışmalar. Ve bunları öncesi ve sonrası olarak da işaretleyebilirseniz gerçekten çalışanlara yönelik çok çok faydası oluyor. Yine acil durum eylem planlarının yani kat planlarının gösterilmesi, yine işaretlemelerin ve acil çıkış kapılarının tabii modernize edilmesi, eğer hani yangına yönelik yangın dolaplarında erişilebilirlik problemleri varsa onların giderilmesi sağlanıyor. Biz bunu Bursa'da mesela bir tipik bir uygulamasını yapmıştık. Bursa Afet Eğitim Merkezimiz var biliyorsunuz, AFAD'ın kurduğu. Orada mesela tipik bir çalışma yaptık. Bu da Bursa'nın mesela tehlikeli olabileceği yani risk öngörülen yerlerinde bir çalışma yaptık. Bu post-it dediğimiz şeyleri yapıştırıyoruz. Ve burada ne gibi düzenlemeler gerekiyor? Bunu uygulamaları iş yerlerine yönelik de var. Yani iş yerinde mesela neresi kritik bölge, nerede bir yangın çıkması bekleniyor ve nerede bir diyelim problemli bir yer var, yaralanmaya yol açabilecek bir yer var. Oralar post-itlerle işaretleniyor. Özellikle mesela burada da ergonomik bir risk geldi. Yani nerelerde mesela yüksek, orta ve alçak adeta bir risk haritası çıkartılıyor. Ben bitirmeden önce son olarak tekrar dergimizle ilgili bir hatırlatma yapmak istiyorum. Uluslararası Hakemli İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı dergimiz. Yani buraya yayınlarımızı bekliyoruz. Türkiye'nin ilk ve tek dergisi bu alanında. Bu çok kısa bir sürede 4 indekse girdik. Bütün makalelere DOI numarası veriliyor. Kısmet olursa en kısa zamanda SCI indekse sokmak istiyoruz. Sizin çabalarınızla, desteklerinizle. Şu ana kadar 2 sayı çıkarttık. Olsun. Estağfurullah. Çok da güzel bir şey oldu. Sıkıcılığı kurtardım. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi 2 sayı çıkarttık. 3. sayımızı hemen çıkartacağız. Yani gönderirseniz tabii ki yayınlamak isteriz. Değerli katkılarınız için çok... Şimdi bu iş sağlığı, iş güvenliği ve çalışan sağlığı kongresi ya. İş güvenliği ve çalışan sağlığı dergisi.com. Yani baş editörlüğünde Bülent Eker hocamla ben götürüyorum. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ederiz. Şebnem Hanım, Tonka Hanım yoktu.